Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle Viyop tarafında BIST 30, Kardemir ve Ereğli ile alakalı beklentileri aktaracağım. Bugün piyasa açılışı gerçekten pozitifti. BIST 30 içerisindeki hisselerin neredeyse tamamının pozitif tarafta olduğunu, sektörel bazda baktığımız zaman da pozitif bir reaksiyon gerçekleştirdiğini görmüş olduk. Şu anda BIST 100 %1,03, BIST 30 %0,91'lik bir pozitif görüntüde. Tabii ki bu hafta boyunca bu pozitifliğin devam edebilme ihtimali, hisse fiyatlama reaksiyonu üzerindeki pozitif olası etkiler gündemimizde yer alacaktır. Konumuz olan BIST 30, Ereğli ve Kardemir tarafında da Viyop görüntüsünü de bu pozitifliği izliyor olacağız. Genel bir sektör değerlendirmesi yaptığımızda aylık bazdaki farklılıklarda sadece halka arzdaki sektör genelinin bir negatif performans oluşturduğunu, ama onun dışında diğerlerinin çok önemli pozitif performans oluşturduğunu, %10'un üzerinde çok daha fazla, %19'un üzerinde yine fazla sektörelin olduğunu görebiliriz. Baktığımız zaman bankacılık endeksinin bu ay %24'lük bir pozitif performans gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Sınai tarafta da %11'lik bir görüntü izlemekteyiz. Bu sebeple de yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekten dikkat çekiyor. Borsa İstanbul 30 endeksinde şu an için baktığımızda günlük açılışla birlikte en yüksek yüzdesel pozitif performansı Kardemir yaptı. %2,80 civarında. Nitekim Viyop tarafında grafikte de göreceksiniz. Pozitif performans beklentisi Ereğli'ye göre daha istekli duruyor. Bunun yanı sıra diğerlerine baktığımızda şu an için negatif taraf yok. En az pozitif performans sergileyenler de Koza, %0,21 pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Peki Ereğli'nin durumu nedir? Ereğli de bugün %1,32'lik bir performansla pozitif tarafta yer almayı sürdürmektedir. Aylık bazda baktığımızda Kardemir %13'e yakın, Ereğli de %10'a yakın bir pozitif performansı izledi. Vadeli tarafta baktığımızda da Ereğli'nin bu ay %8 üzerinde, Kardemir'in %10 üzerinde bir pozitif performansla Kardemir'in daha iyi bir performans sergilediğini gördük. BIST 30 yakın vade şu anki fiyatlama reaksiyonu aylık bazda baktığımızda %17'lik bir görüntü izlemekteyiz. Keza burada spot tarafta da bu ay %16'ya yakın BIST 100, BIST 30'da %17'nin üzerinde bir pozitif performans var. Burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. BIST 30 bu ay %17, bu yıl %17'lik pozitif performans. Yani aslında bu ay oluşturduğu performansla yıllık görüntüyü de zaten çok dikkat çekilir bir şekilde pozitife değiştirmiş oldu. Zaten burada yıllık bazda baktığımızda mevcut en tepedeki Nasdaq, Kakaran gibi %28'lik pozitif performans olan ya da S&P 500 gibi %25'lik pozitif yıllık performansa sahip endekslere de bu anlamda yaklaşmış oldu. Yani bu ayki performans gerçekten BIST tarafında önemliydi. Nitekim zaten haftalık performansı değerlendirdiğimiz zaman da oldukça ayrıştı. Nasdaq en yakın takipçisi %2,30'luk bir yukarı yönlü reaksiyonu. Yani iyi bir ay oldu bizim için borsa tabanındaki fiyatlama reaksiyonlarında. Peki devamı gelecek mi? Gelmesi için nerelere dikkat edilmesi gerekiyor? Özellikle Viyop tarafında hangi beklentiler ve seviyeler dikkat çekecektir? Bu sorunun cevabı için artık teknik tarafa geçebiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz BIST 30 aralık vade grafiği 12 saatlik zaman dilimini ilgilendiren ve envelop göstergesi ve hareketli ortalamalardan yola çıktığımız analiz çalışmasında 1850-1885 bölgesi üzerinde BIST 30'un Viyop tarafında yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme potansiyelinin kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Burada yukarı yönlü hareketlerde 1966 seviyesine ilk etapta dikkat edeceğiz ki geçtiğimiz hafta bu bölgeye ulaşmıştık hatırlarsak. Eğer 1966 bölgesini
aşabilirse o zaman yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli kuvvetlenir. İlk etapta 2037, yani önce 2000, daha sonra 2037'ye doğru bir hareketlenme potansiyeli söz konusu olabilir. Zaten ana hedef bölgesi de Fibonacci trend 3. bölgesidir diyebiliriz. Ama onun öncesinde şu anda kısa vadeli olarak 1966'ların üzerinde 2000 ve 2037'lere doğru bir reaksiyonun olması şeklindedir. 1850-1885 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bu bölgenin altında eğer günlük kapanış yaparsa o zaman trend değişti diyebiliriz. BIST 30 ağırlığı en yüksek hissenin VWAP görüntüsü, yani ereğili yakın vade 12 saatlik zaman dilimini ilgilendiren grafik, baktığımız zaman 17.80 ve 200 periyotlu küsur hareketli ortalama üzerindeki seyir, yeni gerçekleştirdiği yükseliş kanalı ve bu kanal alt bölgesinden almış olduğu destekle birlikte zirvelerden elde ettiğimiz bölgeye, yani 21.70 seviyesine ulaşmış durumda. Şu anda baktığımız zaman da ereğilide yukarı yönlü performans devam edebilme potansiyeli kuvvetli. Teknik anlamda trend alt bölgesi 19.99, yani psikolojik olarak 20 seviyesi üzerinde algı pozitif. Yukarıda 21.70 var. 21.70 dikkat ederseniz zirvelerden çizilen bir trend çizgisi olduğu için önemli. 21.70 üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü hareketi kuvvetlendirir ve böyle bir senaryoda 22.70 ve kanal üst bölgesi 23.55'lere doğru bir ralli oluşumunu destekler. Peki 21.70 geçilemezse ne olur? Bir satış baskısı, buna bir tepki hareketi diyebiliriz. Tepkiler maksimum 20.63'e kadar düşme eğilimi içerisine girebilir ya da 21.19 ve 20.63 bölgesi de diyebiliriz. Buradan tekrar yükseliş hareketine devam etmesi beklenilebilir. Yani bir geri çekilme olsa da 20'nin üzerinde kaldığı müddetçe algı pozitiftir. 21.70 ilk direnç ve dikkat edilmesi gereken bir seviyedir diyebiliriz. Son olarak da Kardemir tarafına, biraz önce ereğili tarafındaki grafik, şimdi de Kardemir tarafındaki grafiğe bakıyorsunuz. Kardemir tarafında biraz daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlama reaksiyonu, yani şu anda onu engelleyecek bir direnç noktası henüz yok. Şu an için baktığımızda özellikle burada trend bölgesinde aşması sebebiyle yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli kuvvetli. Kabataslak burası 8.02, yani psikolojik olarak 8 seviyesi diyebiliriz. Keza envelop göstergesi burada 7.96 civarlarında. Yani ne demek bu? 7.95-8.02 bölgesi üzerinde algı pozitif. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 8.60 ve daha sonra Mayıs 2021 zirvesi 8.88'lere doğru bir hareket alanı. 8.88 seviyesinde tekrar bir karar verme sürecine girebilir. Ancak pozitif performansın devamlılığının sürebileceğini ve 8.88 üzerinde de 9 ve 9 üzerinde rakamların telaffuz edilebileceğini söyleyebiliriz. Şu an için algının 7.95-8.02 bölgesi üzerinde pozitif olduğunu söylüyoruz ve bu bölgenin altında günlük kapanış yaparsa trendin değişebileceğini ek olarak da alternatif strateji olarak söyleyebiliriz. Şu an için algı pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Kardemir aylık performansta ereğiliye göre iyi bir performans sergiledi. Devamı gelir mi? Devamı gelebilme ihtimali var. En azından RSI ve Money Flow Index göstergeleri Kardemir tarafında henüz aşırı bölgede değil ya da bir dönüş kaydetmedi. Nitekim Ereğli tarafında özellikle bu göstergelerde biraz soru işaretleri oluşturuyor. Yani Kardemir Ereğli'ye göre daha iyi bir performans sergilerse bu hafta bizim tarafımızdan şaşırtıcı olmayacaktır. Genel çerçevede hem genel bir değerlendirme hem de VIOP 30, BIST 30, Kardemir Ereğli teknik beklentiler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşmış olduk. Herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz.